Ben kıvamını iyi ayarladığımı düşünüyorum. Bunun kıvamı olması gerekir. Bak çok bunun, sulu bu çorbanın... İçinde şehriye olduğu için ben biraz daha koyu yapmış olsaydım. Bu çorbanın da olur o zaman ama. Koyu olursa olmaz. Açık. Yani yok. O zaman böyle sanki sulu da olmaz, koyu da olmaz. Anladın mı? Çorba çok denince... koyu olsun demedim zaten. Biraz daha kıvamı olabilirdi dedim. Anladım. Sulu dedim. Anladım ama... Tadı nasıl? Yani hem tuzsuz hem çok sulu. Sevmedim. Aa, tuzsuz ve sulu. Hanımefendi bakın, tuzluk orada. Hah, mesela eksikse ekebilirsiniz. Anladım, doğru. Bak, teşekkür ederim. Bazı doğru. insanlar çok tuz sevmediği yani için kıvamını evet. ayarlamakta hani tuzlu olmuş zor olsa, oluyor. Yani, mesela limon biraz daha ekşi oluyor. Şimdi bu çorba da bakın, bak içinde bol malzemesi damak olan. Zevki farklı. Şu anda ekşi olabilirdi. Yok yok. O zaman da ekşi derdiniz. Terbiye yaptın mı buna? Yaptım. Terbiyesi var. Çorbanın unlu kavurdu. Sonra üzerine limon koydun mu? Koydu tabii ki. Yarım limon var koydu. Çorbada. Peki tavuğun benim pişmiş mi seviyesi falan yeterli? Tavuğu pişmiş. Çok mu içinde az mı? Tavuğu pişmiş normal. Ama tamam. Lezzet alamadım çorbadan. Lezzet alamadım. Fatma Hanım siz de dinleyin. Ben tavuğunu pişmemiş buldum. Aa, sert geldi. Pişmiş diyor tavuğu. Sert geldi şaka bana. Gibisin. Bana sert geldi. Ay vallahi şaka gibisin. Ay şaka. Evet. Ben de siz eğer buna öyle dersiniz. Pişmemiş mi? Dağıldığı için ben onu aldım. Pişmiş geldi bana. Zaten. Sadece kemiği çektim ve etleri döktüm zaten. Kemik evet. Çiğ tavuk kırmızı olur zaten. Olmaz ki bu. Vallahi bilemiyorum artık. Herkesin damak zevki. Damak ama... zevki diye bir şey yok. Bir tavuk ya pişmiştir ya pişmemiştir. Tavuk o damak pişmiştir. Pişmiştir. Çok eminim dediğim gibi. Farklılık gösterebilecek bir şey değil ya. Kemik etten ayrı. Bir saniye bitirmedi şeyi. Süresi kısıtlı olmuş. Süresi yani, kısıtlı mı olmuş? Evet yani tavuğun aşamasında evet. Vadesi yani, dolmuş tavuğu. En çok pişen çorbanın etleriydi gerçekten. En önce tavuğu ve şerbeti koyduk biz. Asla ona inanmam. Koyabilirsiniz ama aşama süresi biraz eksik olduğu için. Lezzeti nasıl? Kesinlikle. Kemiğinden ayrılmış. Bir dinleyelim. Lezzeti nasıl? Lezzeti fena değil. Fena değil. Hı. Ama tavuk pişmemiş diyor. Tavuk sert geldi. Siz buna mesela hanımefendi dedi ki tuzsuz dedi, tuzu sulu dedi. Tuzu bana göre gayet iyi. Siz çiğ dediniz tavuklara ve ben 17 yıllık aşçıyım. Otellerde şeflik yaptım. Aşçı hanımefendi. Ha. Şimdi bu evet, tavuk ama... en fazla bir saat incik bir de incik. İncik ne kadar kaynar? Dağılır. Bir saatten fazla kaynarsa tamamen dökülür. E ne yapacağız? Bir saat kaynadı bu tavuk. Şimdi bir saat kaynatın demedim ben size. Sizin nereden çıkardınız incik olduğunu? Ben ilk defa şimdi ben bunu konuşurum geldi. Şimdi. Tabii ki. Bu sert olmaz. Lime bu incik. Zaten. Bu incik hayatım. Bu şekerim bu incik. Bu kendiliğinden dökülüyor zaten. Güler Hanım 17 yıllık aşçıymış ama geline göstermemiş, söylememiş. Kızım şunu da yap, bunu da yap. Kayınvalide 17 senelik aşçıymış ama gelinle bir şeye katamamış. Bence hiç onun bir forsu olmamış yani. Ben dedi kaç yıllık aşçıyım dedi. Biz de dedim 45 yıllık aşçıyız ama yani gelinle hiçbir şey öğretmemişsin dedik. Şimdi konuşmuş sizin tavuğunuz pişerken illa bir saatte pişecek diye bir şey yok. Herkesin tavuğu farklı tepki. Ne yapıyoruz?